Bugün 14 Ağustos Cuma, Sesli Gazete'nin spor bültenindeyiz. Arena stadı zamanında bitecek. Kocaeli Arena stadyumu inşaatında çıkan problemin kısa sürede çözüldüğünü söyleyen Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, her inşaatta olduğu gibi bir takım ufak tefek sıkıntılar olabilir ama bizim işimizle alakalı bir sıkıntımız yok şeklinde konuştu. Mehmet Salih ile Metincan Tamam, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan 18 futbolcuyla yollarını ayıran Kocaeli Birlik Spor, eksik mevkilere transferlerini sürdürüyor. Metincan Cici ile Mehmet Salih Çağma son olarak Afyon kampına katıldı. Yeldar'a ceza kesildi. Gölcükspor'un geçtiğimiz günlerde hazırlık maçları serisinde İhsaniye Stadı'nda Orhan Gazi Spor'la oynadığı maçta rakip futbolcuya kafa atan Yeldar'a en az 2500 TL'ye ceza kesileceği öğrenildi. Birlik Spor sıkı çalışıyor. Özel bir turnuvaya katılmak üzere geçtiğimiz günlerde Afyon'a giden Kocaeli Birlik Spor çalışmalara başladı. Budan Otel'de konaklayan Kırmızı Beyazlar antrenmanlarını Afşet tesislerinde yapıyor. Gölcükspor çalışmaları ara vermiyor. Bankasya 3. Lig temsilcimiz Gölcükspor Sarıyer maçı sonrası antrenman çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yunus Özdemir takımdan ayrıldı. Derince Spor'un genç tecrübeli futbolcusu Yunus Özdemir'in takımdan ayrıldığını ifade eden baba Mehmet Özdemir, "Kulüple ilişkimiz kalmadı. Kulübe haksızlık yaptığımız haberini doğru bulmuyorum. Biz kulübe haksızlık yapmadık. Yunus da ben de kulüpten ayrıldığımız için üzgünüz," dedi. Özgür Sürekçi Kocaeli Spor'da. Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Kocaeli Spor son olarak Karasu Spor'dan forvet sol kanat oyuncusu Özgür Sürekçi ile anlaştı. Kulüpten gelen açıklamada 1987 doğumlu oyuncunun kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz dendi. Bilal Bayhan kıymet bilinmiyor. Kocaeli Spor'un son kadro indiriminde ismi yer alan Bilal Bayhan, internet hesabı üzerinden hem teşekkür hem de sitem etti. "3 yıldır gururla formasını taşıdığım Kocaeli Spor'a veda ediyorum. Bugün bunu bir kez daha anladım ki yapılan fedakarlıkların kıymeti bilinmiyor." Kartepe Kupası'nda Nusretiye'nin boşu yok. Kartepe Kulüpler Birliği tarafından geleneksel olarak organize edilen Kartepe Belediyesi'nin destek sağladığı Kartepe Futbol Turnuvası'nda önceki akşam C grubunun ikinci maçları oynandı.